Kore'de dizi, film, müzik, magazin konularında neler olmuş size yine bu videoda kısa kısa onlardan bahsedeceğim. Tabii ki de iyi davranacaksın. Tabii ki de o çocuğun iyileşmesi için elinden geleni yapacaksın. Bunu her yerde söyleyeceğim biliyorsunuz değil mi? Çünkü Kore'de görebildiğim en ünlü isim şu anda Son Jong-ki. Birazcık boş bıraktık, birazcık ilgilenmedik. Herkese neler oluyor? Hadi siz, sen kimsin de önden bizim adımıza açıklama yapıyorsun diyor. Demiyor tabii ki de böyle bir şey ama bu habere üzüleyim mi, sevineyim mi inanın karar veremiyorum. Çocuk omzunu stüdyo kapısına çarpıyor, çapriyetten atmış bir de kırıyor. ISTJ'yi muhtemelen ISTJ diye okuyoruzdur herhalde diye düşünüyorum. ISTJ diye okuyamayacağıma göre. Twice Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihi bir ilki gerçekleştirdi. Merhaba arkadaşlar, Uzan Dostun'a hoş geldiniz. Ben Sümeyye Saraç. Yepyeni bir haftada, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu girişi yapmayı özlemişim gerçekten. Uzun zaman oldu. Kanalı takip edenler bilirler, ben bayağı 2-3 aydır falan hiçbir şey paylaşmıyorum kanalda. Ciddi manada özledim. Ama bazı sağlık sorunları yaşadığım için de böyle video çekip, kurgulayıp, onu paylaşıp şey yapacak gücü kendimde bulamamıştım. Yani o sürekliliği sağlayacak gücü kendimde bulamamıştım. Sağlık sorunu derken de onu da açıklayayım. Çok ciddi bir şey yok ama kan değerleriyle alakalı bir sıkıntı çıktı. O sıkıntı da bende inanılmaz bir halsizlik, yorgunluk, isteksizliğe sebep oldu. Ondan ötürü de hani bırakın video çekmeyi, hakikaten bu süreçte doğru düzgün hiçbir şey yapmadım. İlaç kullandım falan filan derken birazcık çok şükür toparlandım. Eskisi gibi değilim. Bu süreçte tabii bazı değişiklikler de oldu. Gördüğünüz üzere artık bir mikrofonum var, yeni bir mikrofonum. Ve çekim yaptığım cihaz da farklı. Eskiden bir handicamle çekim yapıyordum. Şu anda artık almış olduğum yeni telefonumla çekim yapıyorum. O yüzden görüntüde veyahut seste herhangi bir sıkıntı olursa lütfen kusuruma bakmayın. Zamanla bunu da düzelteceğim inşallah. Bu kadar ara verdikten sonra neyle başlasam diye düşündüm. Tabii ki de bir haber bülteniyle başlamalıydım. Haber bültenleri artık bu kanalın vazgeçilmez videolarından bir tanesi biliyorsunuz ki. Son zamanlarda yani yaklaşık son 2 haftalık dönemde Kore'de dizi, film, müzik, magazin konularında neler olmuş size yine bu videoda kısa kısa onlardan bahsedeceğim. Videoya geçeceğim ama ondan öncesinde şunu söylemek istiyorum. Sosyal medya demeyeceğim. Hızlı hızlı atlamanıza gerek yok bu konuyu. Çünkü böyle yerlerde ben de izlerken hızlı hızlı atlarım. Yani takip etseniz de tatlı olur tabii. Alt kısımda hepsinin linki mevcut ama ben şu an farklı bir şey söyleyeceğim. Muhtemelen bu videoyu izledikten sonra bana şöyle bir soru soracaksınız. Son dönemlerde EXO üyeleri Chen, Shumin ve Baekhyun olması lazım. Yanlışım varsa kusura bakmayın lütfen. Bu üçlüyle SM arasında bazı sıkıntılar çıktı. İşte davalar açıldı falan filan. Bu haber bülteninde bunlara hiç yer vermedim. Çünkü bununla ilgili ayrıca bir video çekmek gibi bir planım var. Ama henüz onun araştırmasını yapamadığım için, öyle düzgün bir metin çıkaramadığım için şu an onu anlatamıyorum. Ama yakın bir zamanda onu da yapıp inşallah videosunu çekeceğim. Ondan dolayı bu haber bülteni videosunda bununla ilgili herhangi bir şey paylaşmadım, anlatmadım. Baştan tekrar tekrar söylüyorum. Sonra bana nerede o, niye bahsetmedin, niye hiç adını anmadın demeyin diye. O zaman daha fazla lafı uzatmıyorum ve hemen haber bültenine başlıyorum. Tabii ki de ilk haberimiz benim de çok sevdiğim bir oyuncu ile ilgili olmalıydı. Song Joong-ki baba oldu. Song Joong-ki ve eşi Katie Louise Sanders, umarım doğru okuyorumdur, İlk çocuklarını kucaklarına aldılar nihayet. 14 Haziran'da Song Joong-ki'nin ajansı Hyzium Studio resmi olarak Song Joong-ki İtalya'da bir erkek bebek babası olduğunu açıklaması yapmış. Mükemmel bir açıklama. İtalya vurgusu artı bir de erkek bebek babası olduğu vurgusu var. Aslında İtalya vurgusunu şundan dolayı yapmışlar. İtalya'dalarmış eşiyle birlikte. Zaten eşi oralı biliyorsunuz ki, Romalı. Oradayken beklenmedik bir zamanda gelmiş. Zaten bunu da söylemişler. Sanıyorum doğumunu düşündükleri tarih o değildi ve belki erken doğum oldu artık, her neyse. O tarz bir şey yaşadılar ve minik bebiş erken gelmiş. Tabii ki de bu mutlu haberi Song Joong-ki hayranlarıyla fan kafesinde paylaştığı tatlı bir fotoğrafla paylaştı. Oğlunun parmağını tutarken çekilmiş sevimli bir fotoğrafla birlikte. Yazıda genel itibariyle şöyle söylüyor. Hızlıca okuyacağım. Bugün sizlere selam vermeye geldim çünkü rüya gibi gelen bir haberim daha var ve ilk ben söylemek istedim. Şu an İtalya'dayım. Burada eşimin memleketi Roma'da. Tesadüfen bebeğimizi karşıladık. İşte burada söylemeye çalıştığım şey beklenmedik bir zamanda gelmiş. Sağlıklı bir oğulları olduğunu ve hem bebeğin hem annesinin sağlığının çok iyi olduğunu söylemiş. Ve böylesine mutlu bir günün bizi bulması, bize desteğini veren birçok insan sayesinde olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim diye fanlarına da teşekkür etmiş.
Her zaman sizlere minnettarım. Ayrıca hepinizin hayatında büyük bir neşe olmasını da içtenlikle dileyeceğim demiş. Bir oyuncuya yakışır şekilde ve kendime sadık kalabilmek adına harika bir projeyle sizleri selamlamak için geri döneceğim. Lütfen sağlıklı kalın. Sizleri çok seviyorum demiş. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Song Joong Ki benim ciddi manada bir dönem en sevdiğim ünlülerden bir tanesiydi. Reborn Rich'ten kaynaklı İstanbul'a geldiklerinde benim de seti ziyaret ettiğim ve uzaktan da olsa görmeyi başardığım isimlerden bir tanesiydi. Bunu her yerde söyleyeceğim biliyorsunuz değil mi? Çünkü Kore'de görebildiğim en ünlü isim şu anda Song Joong Ki. Yeri geldiğinde, fırsatı geldiğinde bunu sürekli söyleyeceğim. Bu arada bayağıdır video yapmadığım için çok tökezliyorum. Biraz fazla bakıyorum. Kusuruma bakmayın lütfen. İnşallah yine birkaç videoda toparlanırım diye düşünüyorum. Ve bu şekilde Song Joong Ki ve Kate Lewis bebişlerini kucaklarına almış oldular. Tebrik ediyorum. Song Joong Ki gerçekten baba olmayı çok istiyordu bildiğimiz kadarıyla. Nihayet bu hayalini de gerçekleştirdi. Sağlıklı, mutlu, çok güzel bir ömürleri olsun çocuklarıyla inşallah diyelim ve geçelim bir diğer habere. Bu haftanın şöyle enteresan bir özelliği var. Bunu da belirtmek istiyorum. Çok fazla sakatlık haberi okudum. İlla sakatlık olarak değil de hastalanan, sakatlanan, çeşitli şekillerde grup faaliyetlerine ara vermek durumunda kalan birçok ünlü şarkıcı isimle karşılaştım bu haber bültenini, yazısını çıkarırken. Yani enteresan geldi bana. Ne oluyor dedim son zamanlarda. Birazcık boş bıraktık. Birazcık ilgilenmedik. Herkese neler oluyor dedim. Bu arada bilerek mikrofona yakın konuşuyorum ki çok geride kaldım da ses de geriden geliyor. Neyse efendim, devam edelim. Çok laftan lafa atlıyorum değil mi? Düzeleceğim. Devam edelim. NCT üyesi Johnny sakatlandı. 12 Haziran'da SM Entertainment NCT üyesi Johnny'nin sakatlandığına dair bir açıklama paylaşmış. Açıklama şöyle genel itibarıyla. 11 Haziran'da gece içerik çekerken Johnny sağ omzunu stüdyo kapısına çarptı ve yaralandı. İlk yardım ve kapsamlı bir tıbbi muayene için hemen hastaneye kaldırıldı. Arkadaş ben anlamadım ki bu nasıl bir içerik ki çocuk omzunu stüdyo kapısına çarpıyor, çarptı 761 bir de kırıyor. Vay arkadaş. Kırma kısmını şimdi söyleyeceğim. Bunun haberiniz yoktu. Sonuçlara göre sağ köprücük kemiği kırılmış ve ilgili bölgeyi emniyete almak ve iyileşene kadar hareketi en aza indirmek için bir korse takması gerektiği konusunda tıbbi tavsiye almış. Bu nedenle de planlanmış tüm faaliyetlerine geçici olarak ara vereceklerini, ne zaman devam edeceğini de ilerleyen günlerde duyuracaklarını söylemişler. Klasik bir şekilde de devam etmişler. Bu ani haberle hayranları endişelendirdik. Özür dileriz. Şarkıcımıza çok iyi bakacağız. Onunla çok ilgileneceğiz. İnşallah sağlığına kavuştuktan sonra geri dönecek demiş. Bu açıklamaların ne kadar ayar olduğumu... Daha doğrusu bu son kısımdaki söylediğimi bu haber bültenlerini izleyenler iyi bilirler. Çünkü yani pardon da hep klasik tavrım. Tabii ki de iyi davranacaksın. Tabii ki de o çocuğun iyileşmesi için elinden geleni yapacaksın. Şurada senin işin uğraşırken kırmış o köprücük kemiğini. Neyse sakin, tamam. Ya bu böyle bir marifet değil arkadaşlar. Bunu bilmiyorum, duyurmak zorunda mı hissediyorlar kendilerini ya da bunu fanlar mı duymak istiyor bilmiyorum ama bunu hep yapıyorlar ya. Arkadaş söylemene gerek yok, bakmak zorundasın ya. Shiny üyesi Onew, sağlık sebepleriyle yaklaşan konserlere ve geri dönüş faaliyetlerine katılamayacak. 9 Haziran'da yine SM duyurmuş bu haberi. Sağlık sorunları yaşadıktan sonra hastaneye gitmiş ve hastanede de tıbbi bakım ve uygun dinlenme için doktorunun emirlerini yerine getireceğini duyurmuş. Sonuç olarak da yaklaşan konserlere ve albüm etkinliklerine katılamayacak. Daha da yeni bir dönüş yaptılar aslında. Ama ne yazık ki faaliyetlere sadece Kay, Minho ve Temin katılacakmış. Canım grup kaldı 3 kişi. İnşallah Onew'da bir an evvel sağlığına kavuşur ve geri grup faaliyetlerine döner. Ben de bu arada fotoğraf görmüştüm son zamanlarda Onew'la alakalı. Hakikaten çok fazla zayıflamış. Aşırı zayıflamış. Hani onun böyle çok tatlı, hafif tombik yanakları vardı. Hepsi kaybolmuş. Bayağı incecik bir şey kalmış. Endişe verici bir zayıflık. Yani hakikaten bir sorunu, bir sıkıntısı olduğu belli. Onunla ilgili bayağı hatta netizenler falan ne oldu bu çocuğa, niye böyle olmuş, inşallah iyidir falan filan gibi yorumlar yapmışlardı. Üzücü. Ben Onew'u da çok severim, grubu da çok severim. İnşallah yakın bir zamanda sağlığına kavuşup sapasağlam, o yine eski tatlı yanaklarıyla, fit fiziğiyle karşımıza çıkar. Bununla birlikte de Shiny 23, 24 ve 25 Haziran tarihlerinde Seul'de bir konser verecekmiş. 3 gecelik bir konsermiş bu. 26 Haziran'da da 8. tam uzunluktaki albümleri Heart'la geri döneceklermiş ve 2 yıla aşkın bir sürenin ardından bu grubun ilk geri dönüşü olacakmış efendim. Shiny eski
ilişkilerden benim de yakından tanıdığım, yani yakından derken hani o dönemler çok iyi bilirdim, takip ederdim, sevdiğim bir gruptur. İnşallah dediğim gibi Onyo da tekrardan aralarına dönmeyi başarır. Geçelim bir diğer sağlık sorunu haberine. Bu sefer bir Blackpink üyesiyle alakalı bu haber. 11 Haziran'da Blackpink'in Melbourne'deki Born Pink konserinin ikinci gecesinde Jennie sağlık sorunları nedeniyle konseri yarım bırakıp sahneden inmek durumunda kalmış ve bununla birlikte de Blackpink konseri 3 üyeyle tamamlamak zorunda kalmış. O günün erken saatlerinde Jennie Blackpink'in konser sırasında o ses provaları falan yapıyorlar ya, o provalara da katılamamış. Onunla ilgili de Rosie, Jennie'nin kendini iyi hissetmediğini ve tüm gücünü konsere harcadığına dair bir açıklama yapmış. Fakat konserde de yarım bırakıp gitmek durumunda kalınca haliyle hayranlar da endişelenmişler. Bununla alakalı hem Jennie hem de YG açıklama yaptı. Hemen açıklamadan bahsedelim. 11 Haziran'da Blackpink World Tour in Melbourne performansı sırasında Jennie'nin kötüleşen durumu nedeniyle sahneyi tamamlayamadığını üzülerek bildiriyoruz. Blackpink'e desteğini gösteren bütün hayranlar ve etkinliğe katılanlardan özür diliyoruz demişler. Anlayışınızı rica ediyoruz. Performansı sonuna kadar sürdürme konusunda aslında çok güçlü bir kararlılık göstermişti. Ama sahadaki tıbbi tavsiyenin ardından onun yeterince dinlenmesini ve dengede kalmasını sağlamak için önlemler almak durumunda kaldık. Jennie de hani erken indiği için çok üzüldü ama en kısa zamanda da iyileşip yine sapasağlam konserlere döneceğinin garantisini verdi demiş. Onu desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz diye de bir açıklama yapmış. 13 Haziran'da da Jennie Instagram hesabında bununla alakalı bir şey paylaştı ve hayranlarından kişisel olarak özür diledi. Sevgili Melbourne Blinks, pazar günü şovu bitiremediğim için çok üzgünüm. Şu anda iyileşmek için elimden geleni yapıyorum. Anlayışınız ve desteğiniz benim için dünyalara bedel. Melbourne şovumuza gelen herkese teşekkür ederiz. Sizleri seviyorum diye bir açıklama paylaşmış. Bu ara bir sıkıntı var. Bu ünlülerde bence artık nazar mı değiyor? Başka bir şey mi bilmiyorum ama hepsinin bir sıkıntısı var. Geçmiş olsun diliyorum hepsine. Bu arada bir Espo üyesi Giselle'le de alakalı vardı böyle bir sorun. Ama onun 16 Haziran'da zaten geri döneceğini, hani faaliyetlerine kaldığı yerden geri devam edeceğini duyurdukları için onu almadım. O zaten kısa bir sürede toparlanıp geri dönmüş, dönüyormuş. Ben de bu videoyu zaten şu an 16 Haziran'da çekiyorum. Neyse efendim, devam edelim haberlere. Bu habere üzüleyim mi, sevineyim mi, inanın karar veremiyorum. Önce haberi okuyayım, sonra neden böyle dediğimi de söyleyeceğim. Kim Woo-bin ve Suzy yepyeni bir diziyle geri dönüyor. 14 Haziran'da dizinin yapım şirketi iki oyuncunun yakında çıkacak olan All Your Wishes Will Come True dizisinde birlikte rol alacağını resmen açıklamışlar. Dizinin şöyle bir konusu var. Bir lambanın içine hapsolmuş aşırı duygusal bir cin ve onun o hapsolduğu lambanın içinden kaçmasına yardım eden bir kadını konu alan fantastik komedi dizisiymiş. Fantastik romantik komedi hatta. Kim Woo-bin malumunuz o cini oynayacakken Suzy de ona kaçmasına yardım edecek olan duygusuz bir kadını canlandıracakmış. Bu senarist ablanın da bu arada çok sağlam dizileri var. The Glory, Goblin, Mr. Sunshine, Hairs gibi dizilerin yazarıymış meğersem kendisi. Bayılırım bütün dizilerine de. Hairs'da da zaten Kim Woo-bin oynamıştı yine. Daha öncesinde de 2016 yılında Kim Woo-bin ve Suzy Uncontrollably Fond bu dizinin adını asla okuyamıyorum isimli dizide oynamışlardı yine bir arada. Bayağı dram içerikli bir diziydi. Bayağı üzücü bir hikayesi olan bir diziydi. Ben de izlemiştim. Şimdi başta dedim ya, üzülsem mi sevinsem mi karar veremiyorum diye. Sevinmemin sebebi Woo-bin'i böyle tatlı, değişik, orijinal bir dizide. Komediyi çok yakıştırıyorum ben Woo-bin'e. Ciddi roller de çok güzel oluyor ama komediyi de çok tatlı yapıyor. Böyle bir rolde izlemek muhtemelen güzel olacak, keyifli olacak. Fakat Suzy ile ilgili bazı sorunlarım var. Ya bunda da beni ne olur Suzy fanları yanlış anlamasınlar. Kızın kendisiyle hiçbir sorunum yok. Olduğu da birçok diziyi izlemişimdir partnerlerini sevdiğim için. Ama oyunculuğuna çok ısınabildiğim bir isim değil Suzy. Özellikle bu Woo-bin'le olan diğer dizisinde falan bayağı hani yetersiz kalmıştı diyeyim. O zaman da hatta sırf böyle hani Woo-bin'in hatırına izlemiştim o diziyi. Bu da öyle olacak. Konu da güzel. İnşallah bunda artık daha ne bileyim iyidir, iyi olur diye umut ediyorum. Evet, nihayet EXO fanlarını sevindiren, mutlu eden o haber geldi. EXO Temmuz ayında geri dönüş yapacağını duyurdu.
9 Haziran'da SM Entertainment, EXO'nun 7. tam uzunluktaki albümünü 10 Temmuz'da yayınlayacaklarını duyurdu. Herkesin varını yoğunu verdiği bir albüm olduğundan albümle ilgili promosyonlar planlandığı gibi devam edecek. Yakında daha fazla ayrıntı yayınlayacağız diye bir açıklama yapmışlar. Bu yaklaşan tam uzunluktaki albüm grubun 2021'deki özel albümleri Don't Fight the Feeling'den bu yana 2 yıl içerisindeki ilk geri dönüşleri olacak. Fakat biliyorsunuz ki EXO'nun bir üyesi olan Kai ani bir şekilde askere gitmek durumunda kalmıştı. Muhtemelen bu albüm hazırlıklarının ardından yaşandı bu olay. O yüzden kliplerde falan böyle bu tür öncesinde çekimi yapılmış şeylerde Kai'yi görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz ama ne yazık ki performanslarda, programa katılıyorlar falan, hani o tür şeylerde, etkinliklerde kayıtsız bir şekilde grup promosyonlarına devam edecek. Bu arada başta da söylediğim gibi EXO'nun 3 üyesi olan Baekhyun, Chen ve Shumin SM'le bazı sorunlar yaşamıştı. Sözleşmelerini feshetmek istediklerini duyurmuşlardı. Bu konuda SM'le bazı çatışmalar yaşadılar. Albüm haberinin ardından da böyle bir anlaşmazlık ortaya çıkınca mesela fanları muhtemelen şöyle düşünmüştür. Hani o 3 üye ne olacak? Katılabilecekler mi? Dahil olabilecekler mi? Diye bir endişe yaşadıklarına eminim. Bu konuyla alakalı da zaten hukuki anlaşmazlığı bir kenara bırakarak hem SM Entertainment hem de bu 3 üye EXO'nun geri dönüşünde bizzat bulunacaklarmış, dahil olacaklarmış. Vallahi çok üzücü olurdu ya, fanları olarak düşünsenize, çok uzun zamandır geri dönüşlerini bekliyorsunuz ve hani geri dönüşlerini duyuruyorlar, tarihini açıklıyorlar ama birden o 3 üye, en sevilen üye, yani gerçi EXO'nun bütün üyeleri zaten çok seviliyor da 3 tane üye gruptan ayrılacağını söylüyor belki. Tam daha olayları detaylı bilmiyorum, araştıracağım. Ve düşünsenize hani geri dönüşte yer almıyorlar. Çok üzücü olurdu fanlar için. O yüzden bu konuda hani böyle olgun davranmaları güzel bir hareket olmuş. Hem SM için hem üyeler için. Bu haberin hemen ardından bir şey daha söyleyeyim. Yine EXO ile alakalı bir reality show çekeceğini duyurdular EXO üyelerinin. 8 Haziran'da SM Entertainment EXO Kore'de reality show çekmeyi planlıyor diye bir açıklama yapmış. O gün öğleden sonra da EXO üyeleri Shumin, Suho, Baekhyun, Chen, Chanyeol, Dio ve Sehun Gimpo Havaalanı'nda görüntülenmiş. Artık Jeju'ya mı gidiyorlar, her nereye gidiyorlarsa çekim yapabilmek için. Neyse ki bu reality show'da da yine bu 3 üyede ayrılmak isteyen, daha doğrusu sözleşmeyi feshetmek isteyen 3 üyede yer alacakmış. Bununla alakalı da hatta bu üçlü şöyle bir açıklama yayınlamışlar. Her şeyden çok EXO üyelerimize değer veriyoruz. Ömrümüzün yarısı üyelerimizle sevinçleri ve kederleri paylaşmakla geçti. Bu üyelere asla ihanet etmeyeceğiz ve her durumda EXO'ya öncelik vereceğiz demişler. Bu güzel bir haber fanlar için. EXO çok fanı olduğum bir grup olmasa da sevdiğim, takip ettiğim bir grup. O yüzden böyle bir anlaşmazlık yaşamış olmalarına rağmen bir arada kalmayı başarabilmeleri ve küsüp gitmemeleri iki taraf açısından da, dediğim gibi tekrar söylüyorum, hem SM hem çocuklar açısından da güzel bir gelişme. Devam edelim. NCT Dream 3. tam uzunluktaki albümlerinin çıkış tarihini açıkladı. 13 Haziran'da SM Entertainment NCT Dream'in 3. tam uzunluktaki albümleri ISTJ'ye 17 Temmuz'da çıkaracaklarını duyurmuşlar. ISTJ yazan bir isim var burada. ISTJ'yi muhtemelen ISTJ diye okuyoruzdur herhalde diye düşünüyorum. ISTJ diye okuyamayacağıma göre. Albüm hem bu başlık parçasını yanı sıra 10 farklı şarkıyı da bünyesinde barındıracakmış. Ayrıca bu albümün yayınlanmasından önce de NCT Dream'in ön yayın single'ı olan Broken Melodies 19 Haziran'da da çeşitli platformlarda yayınlanacakmış. Bir de bu var bunlarda ha. Albüm yayınlıyorlar ama albümden önce bir de böyle insanları ısındırmak için, böyle albümü hazırlamak için bir single, bir parça, bir şarkı yayınlıyorlar. Bu da bunların özelliği. Bilmiyorum yabancılarda da var mı böyle bir şey ama galiba bizde yok böyle bir durum. NCT Dream'in yayınlanacak olan bu yeni albümü 1 yıl 2 ay sonra çıkaracakları ilk albüm olacakmış. En son Mayıs 2022'de Beatbox isimli bir albüm piyasaya sürmüşler. Böylece de uzun bir zamanın ardından NCT Dream yeniden dönecekmiş bir albümle efendim. Geçelim bir diğer habere. Yine uzun zaman sonra dönüş yapan bir isimle devam ediyoruz. Bu sefer solo. John Somi 2 yıl sonra geri dönüyor. 2 Haziran'da John Somi
mini şirketi The Black Label, Star News'e John Somi'ye geri dönüş yapmaya hazırlanıyor diye bir açıklama yapmış. Bu John Somi'nin Ekim 2021'deki ilk stüdyo albümü XOXO'nun yayınlanmasının ardından yaklaşık 2 yıl sonraki ilk geri dönüşü olacakmış. Devam edelim efendim yeni bir haberle. BTS üyesi Jungkook Temmuz ayında birinci solo albümüyle geri dönüyor. 4 Haziran'da Kore'nin haber kuruluşu olan Sports Chosun, Jungkook'un 14 Temmuz'da yeni bir solo albümle geri dönüş yapacağını ve bu albümün içinde de İngilizce bir parça olacağını açıklamış. O sabah daha sonra da Big Hit Music bununla ilgili bir açıklama paylaşıyor ve diyor ki Jungkook'un solo albümünün çıkış programı onaylandıktan sonra zaten biz bununla ilgili bir duyuru yapacağız. Hadi siz, sen kimsin de önden bizim adımıza açıklama yapıyorsun diyor. Demiyor tabii ki de böyle bir şey ama biz daha sonra zaten duyuru yapacağız diyorlar. Jungkook'un biliyorsunuz ki zaten ara ara yayınlamış olduğu solo şarkılar var. Özellikle yakın dönemde FIFA Dünya Kupası'nın şarkısı olan Dream şarkısını yayınlamışlardı. Çok da popüler olmuştu dünyada. Benim de hala severek dinlediğim çok tatlı bir şarkı gerçekten. Fakat bütün bu sololarının, bütün bu ufak tefek işte single'larının, daha doğrusu ufak tefekten kastım o, şarkılarının yanı sıra nihayet albüm olarak ilk solosunu da yakın bir zamanda çıkaracakmış. Haber siteleri 14 Temmuz demiş olsa da henüz şirket net bir tarih vermemiş olsa da en azından böyle bir albümün çıkacağına dair bir spoiler vermişler önden önden. Dört gözle bekliyorum ben de. Jungkook'un sesini de dansını da kendini de çok severim. Hatta sanıyorum kendisi BTS'in en sevdiğim üyesi. O yüzden çıktığında ilk dinleyeceklerden bir tanesi de ben olacağım. Hadi geçelim. TXT önümüzdeki ay geri dönüş yapacak. 8 Haziran'da News One TXT'nin Temmuz ayında bir dijital single yayınlamaya hazırlandığını bildirmiş. Şirketi de hemen çıkmış. TXT şu anda Temmuz ayında bir çıkış hedefiyle yeni bir şarkı hazırlıyor diye bu açıklamayı desteklemiş. Fakat ajans grubun geri dönüşüyle alakalı detay vermemişler. İlerleyen dönemlerde bunu da açıklayacağız demişler. Yani tam olarak ne zaman çıkacağını henüz duyuramıyoruz demişler. Bu arada bu yaklaşan albümün öncesinde de bu One Republic diye bir grup var Amerika'da, biliyorsunuz. Bayılırım şarkılarına. Çok da güzel şarkıları var gerçekten. Bunun solisti olan Ryan Tedder'la da bir şarkı yayınlayacaklar anladığım kadarıyla. Çünkü zaten Ryan Tedder'da daha öncesinde Los Angeles'ta gerçekleşen TXT'nin stadyum konserine katılmış ve sosyal medyada da gruba katılma konusunda, hani grubun bir üyesi olma konusunda da defalarca şakalar yapmış. Bunun ardından da sanıyorum artık şirket harekete geçmiş olacak ki Ryan Tedder'la TXT'nin beraber bir iş yaptıklarına dair bir fotoğraf paylaşmışlar sosyal medyada ve demişler ki büyük bir tane geliyor. A big one is coming yani. Yani büyük bir şarkı geliyor demek istiyorlar. One Republic, Ryan Tedder bayıldığım bir isim olduğu için şarkılarını da merak ettim. TXT çok dinlediğim bir grup değil, hatta hiç bildiğim bir grup değil ama Ryan Tedder'dan kaynaklı muhtemelen fark edersem eğer, gözden kaçırmazsam eğer mutlaka buna da bakacağım. Bu arada TXT'nin son geri dönüşü bu yılın Ocak ayında en sonki mini albümleri The Name Chapter, Temptation ve Hit başlık parçası Sugar Rush Ride'ı yayınladıklarında olmuş. Yani çok da bir zaman geçmemiş aslında. Bir 5 aylık bir dönemden bahsediyoruz. Ara vermişler daha doğrusu. Devam ediyoruz efendim. Twice Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihi bir ilki gerçekleştirdi. Bu ay Twice resmen tarihte Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 milyon saf albüm satan ilk kadın K-pop sanatçısı oldu. Şimdi bu saf albümü de şöyle açıklamış parantez içinde. Fiziksel ve dijitallerle birlikte. Sanıyorum bu ikisi. Satışlarından bahsediyorlar. Sadece eyalette 1 milyonu aşan ilk K-pop kız grubu değil, aynı zamanda bunu başaran sadece dördüncü K-pop grubu olmuş. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 milyon saf albüm satan diğer Koreli sanatçılar BTS, TXT ve Stray Kids'miş. Bu yılın başlarında Twice son mini albümleri Ready to Be ile Amerika'nın bugüne kadarki en büyük kadın K-pop satış haftasını elde ederek K-pop tarihine geçmiş. Bu arada Haziran ve Temmuz aylarında da Kuzey Amerika turnesinden sonra Twice önümüzdeki Eylül ayında ilk Avrupa turuna çıkacakmış. Böylece Twice'ın da Amerika'da özellikle arka arkaya elde ettiği başarıları da sıraladık. Tebrik ediyorum kızlara canı gönülden. Güzel başarılar bunlar. Stray Kids Billboard 200'de inanılmaz bir başarıya imza attı. Ya bu K-pop grupları artık ele geçirdi ya. Üff, ne yapacağız böyle? Amerika ağlıyor. Gerçi Amerika çok şikayetçi değil galiba halinden. Neyse, bu konulara girmeyeceğim. Girersem çıkamam. Farklı yerlere çekeceğim yoksa konuyu. 11 Haziran'da Billboard Stray Kids'in yeni albümü Five Star'ın
Amerika'daki en popüler albümleri sıralayan ünlü en iyi 200 albüm listesinde bir numaradan giriş yapmış. Bu Stray Kids'in geçen yılki mini albümleri Ordinary ve Maxident'ten sonra listenin zirvesine çıkan 3. albümleri olmuş. Stray Kids tarihte ilk bu çıkış şarkılarının, hani albümlerin çıkışı olan parçaların 3'ünün de Billboard 200'de bir numaradan çıkış yapan tarihteki ilk K-pop grubu değil, sadece aynı zamanda Harry Styles'tan bu yana bu başarıyı elde eden ilk sanatçı olmuş. Çok uzun ve zor bir cümleydi. O yüzden bunu maalesef bakarak okudum. Ek olarak grup Billboard 200'de birden fazla zirveye çıkan ikinci K-pop grubu olmuş. Birincisi tabii ki BTS. Geçebiliriz efendim diğer habere. Gelelim eskilere. Şimdi söyleyeceğim iki haber eski gruplarla ve eski grup üyeleriyle alakalı. 2NE1'ın üyesi olan Sandara Park solo albümle geri dönüyor. 14 Haziran'da Sandara Park'ın ajansı Abyss Company, Temmuz ayında yeni bir albüm çıkarmak için hazırlanıyor Sandara Park demiş. Henüz ayrıntılarını netleştirmediklerini ve bunu zamanla duyuracaklarını söylemişler. 2009 yılında kız grubu 2NE1'la çıkış yapan bir isimdi Sandara Park ve birçok başarılı şarkıya imza attılar. Çok fazla hit şarkıları mevcut. 2016'da ne yazık ki grup dağılmıştı ve o süreçte Sandara Park dağıldıktan sonra işte oyunculuk gibi, variyete şovlara katılmak gibi çeşitli faaliyetlerde yer aldı. Ve Sandara Park'ın bu yeni albümü de 2021 yılında YG'den ayrıldıktan sonra çıkaracağı ilk albüm olacakmış efendim. Geçelim bir diğer habere. Teen Top 4 üyeyle birlikte yakın bir zamanda geri dönecek. 14 Haziran'da Teen Top önümüzdeki ay 4 üyeyle birlikte geri dönüş yapacağını resmen duyurmuş. Yeni albümleri Teen Top 4 Show'yu 4 Temmuz'da yayınlayacak ve 4 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk geri dönüşleri olacak bu. Teen Top kısa bir süre önce NBC'nin variyete programı olan How Do You Play'e çıkmışlar, katılmışlar. O da Yüce Suk'un bir programı. O programda hit şarkılarını seslendirmişler. Eskiden olan hit şarkılarını seslendirmişler ve bu popüler programda göründükten sonra yeniden Teen Top'un eski şarkıları çoğu listelerde üst sıralara tırmanmış. Hatta Teen Top, Nisan erkek grubu marka itibar sıralamasında 4. sıraya kadar yükselmiş. Helal olsun. Eski lider Cap, geçen ay gruptan ayrıldığı için Teen Top grubun geri kalan 4 üyesiyle geri dönüş yapacak. Zaten bir üyeleri daha ayrılmıştı, şu an adını hatırlamıyorum. Cap de ayrılmış. Kaldılar 4 kişi. Eskiden ben de çok severdim bu grubu. Çok sevdiğim şarkıları var hakikaten. Bir ara bayağı deli gibi dinliyordum. O yüzden böyle yeniden dönecek olmaları çok güzel. Benim için de tatlı bir, böyle nostaljik bir şey oldu. Dönsünler, hemen dinleyeceğim. İnşallah yeni çıkacak olan albümleri de aynı başarıyla yollarına devam eder efendim. Twice üyesi G.O. merakla beklenen solo çıkışını gerçekleştiriyor. Şimdi Twice'ın Twitter hesabında sanıyorum. Instagram'da var mı bakmadım. Ama birkaç fotoğraf paylaşıldı. Önce bir fotoğraf vardı işte, sadece elin göründüğü, böyle Killing Me Good yazıyordu işte isim olarak da. Önce insanlar hani Twice mı geri dönüyor falan filan dediler. Sonradan fotoğrafın dosya adı mı? Orada bir şeyin dosya adında JH'yi görmüşler. O da G.O. ile alakalı olabilir diye düşünülmüş. 9 Haziran gece yarısında bir fotoğraf daha paylaşıldı ve o görselde direkt G.O.'nun kendisini gördük efendim. Fakat zamanı belli değil. Yani ne zaman yayınlanacağına dair herhangi bir haber, bilgi paylaşılmamış. Ama afişler görüldüğüne göre, artık yavaş yavaş böyle görseller çıktığına göre belli ki biz yakın bir zamanda G.O.'yu solo bir şarkıyla görebileceğiz, izleyebileceğiz. Zamanı netleştiğinde ben yine bir haber bülteni videosu yaparsam onu da sizlere açıklayacağım inşallah. Ve gelelim benim en sevdiğim kısma. Ben listeleri çok seviyorum biliyorsunuz ki. İşte haftanın en çok konuşulan dizileri, en çok konuşulan oyuncuları, işte marka itibar sıralamaları falan var biliyorsunuz ki. Benim haber bültenlerini izliyorsanız mutlaka görmüşsünüzdür. İşte o dönemin, o ayın, o haftanın en çok konuşulan isimleri, grupları tarzında. Haziran ayının ilk haftasında en çok konuşulan 10 tane Kore dizisini size okuyacağım. 1 numarada SBS dizisi Dr. Romantic 3. 2 numarada JTBC Dr. Cha. 3 numarada TVN kanalından Tale of the Nine-Tailed 1938. Bunu gidince okumayacaktım tabii ki de. 4 numarada JTBC kanalından The Good Bad Mother. 5 TVN Delightfully Deceitful. Bu nasıl bir isim? 6'da KBS 2'den My Perfect Stranger. 7 KBS 2'den yine The Real Has Come. 8'de ENA kanalından Battle for Happiness. 9'da KBS 2'den Woman in a Veil.
Onda JTBC'den King the Land dizileri varmış. Ve şimdi gelelim bu hafta en çok konuşulan, en çok ses getiren 10 tane dizi oyuncusuna. Bir numarada Tale of the Nine Tail 1938 dizisinden Lee Dong-wook. 2 numarada Dr. Cha'dan Jong-wa. 3 numarada The Good Bad Mother'dan Lee Do-yeon. 4 numarada Dr. Romantic 3'ten An Yo-sop. 5 numarada Dr. Romantic 3'ten Yoo Yun-sok. 6'da Dr. Cha'dan Kim Yong-chol. 7'de Delightfully Deceitful dizisinden Chun Wo-hee. 8'de Tale of the Nine Tail 1938'den Kim So-yeon. 9'da Delightfully Deceitful dizisinden Kim Dong-wook. 10 numarada da Dr. Cha dizisinden Min Woo Hyuk varmış. Gelelim marka itibar sıralamaları listelerine. Biliyorsunuz ki her ay o ayın içinde işte sosyal medya olsun, programlarda olsun, işte bazı çeşitli ne bileyim diziler, filmler, platformlar, aklınıza gelebilecek her şekilde işte reklamlarda falan en çok konuşulan, en çok ilgi gören, en çok bahsi geçen isimleri sıraladıkları bir listeleri var bunların. Marka itibar sıralaması diyorlar adına. Kore İş Araştırma Enstitüsü'nün yapmış olduğu bir liste bu. Şimdi ben size direkt Haziran ayının kız grubu marka itibar sıralamalarını açıklayacağım. 11 Mayıs'tan 11 Haziran'a kadar toplanan birçok veriye ele alarak yapmışlar bu listeyi. 1 numarada Blackpink, 2'de G-Idle, 3'te NewJeans, 4'te aespa, 5'te Twice, 6 50/50, 7 IVE, 8 Lee Serapim, 9 Girls' Generation, 10 numarada da Red Velvet varmış. Haziran ayı içerisindeki erkek grubu marka itibar sıralamalarıyla devam edeceğim. 10 Mayıs ve 10 Haziran'a kadar ki o zaman dilimindeki birçok veriye ele almışlar bu listeyi yaparken. 1 numarada BTS, 2 numarada Seventeen, 3'te NCT, 4'te B2B, 5 Stray Kids, 6 Shiny, 7 The Boys, 8 Enhypen, 9 Monsta X, 10 Teen Top. Hala Teen Top belli ki bu listede. Güzel ilgi görmüşler, sevindim. Gelelim son listemize. Bu sefer genel bir marka itibar sıralaması. Yani yıldız marka itibar sıralamalarını da açıkladılar. 1 numarada BTS, 2'de Lim Yong-wong. Bu Lim Yong-wong çok değişik bir çocuk gerçekten. Genç bir arkadaşımız, şarkıcı. Yurt dışında çok bir etkisi olmayan ama Kore'de inanılmaz sevilen bir adam. Yabancı fanlar özellikle böyle gıcık oluyorlar bu adama. Birçok yerde böyle ödül aldığı için, hep ön planda olduğu için, ama yapacak bir şey yok. Bu Kore ile ilgili veriler sonuçta burada açıklananlar. Ben valla tebrik ediyorum kendisine. Helal olsun. Hep bu listelerde adını gördüğüm bir isim ve bu listeler sayesinde tanıdım kendisini. Devam edelim. 2 numarada Lim Yong-wong dedik. 3'te Blackpink, 4'te Seventeen, 5'te 50/50, 6 Son Heung-min, 7 NewJeans, 8 Son Suk-ku, 9 aespa, 10 numarada da IVE varmış. Bitti. Bugünlük haber bülteninin sonuna geldik. Uzun bir zamanın ardından bir video çekmiş olduğum için dil sürçmeleri, hatalar, yanlışlıklar yapmış olabilirim. Yer yer saçmalamış olabilirim. Lütfen kusuruma bakmayın, beni mazur görün. İnşallah ilerleyen dönemlerde yine alıştıkça bu birazcık daha eskisi gibi yapmaya devam edeceğim diye umut ediyorum. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni kameramla ve yeni mikrofonumla çekmiş olduğum ilk videoydu bu. İnşallah seste de görüntüde de büyük problemler yaşamam da siz de memnun kalırsınız. Ben de memnun kalırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu alt kısımdan beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorumlarınızı, fikirlerinizi de benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. İnşallah bundan sonra da yine ara vermeden devam etmek için elimden geleni yapacağım. En azından bir iş bulana kadar. İş bulunca zor oluyor bu işler. Yepyeni haftalarda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.